Hepiniz IEEE Hacettepe tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Pro Game Jam 2023 yarışmamıza hoş geldiniz. Şu an tam olarak aramızda 79 takım bulunuyor. Bu çok güzel bir sayı. Katılım gösteren tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Ben kendimi tanıttıktan sonra açılış konuşmamıza vakit kaybetmeden başlayalım. Ben IEEE Hacettepe Öğrenci Topluluğu Computer Society Birim İdari Koordinatörü Aykut Şimşek. Tabii şu an sadece Hacettepe Üniversitesi'nden katılımcılar değil, Türkiye'nin her yerinden, her okulundan yarışmacı arkadaşlarımız aramızda birlikte bulunuyor. Tabii ben hepsini inceleyebildim. Gerçekten çok çeşitli bir varyasyona sahibiz. Bu da etkinliğimizin en güzel yanlarından bir tanesi. IEEE 16 ülkede 400 binden fazla üyesiyle faaliyet gösteren global bir topluluk. Dünyanın en büyük teknoprofesyonel topluluğu diyebiliriz. Bu da demek oluyor ki, farklı illerden katılan arkadaşlar için söylüyorum, hepinizin okulunda büyük ihtimalle IEEE toplulukları bulunuyor. Bizler de bu global yapıyı Hacettepe kolu olarak temsil edip en iyi şekilde adını duyurmaya çalışıyoruz. Bunun için her yıl birçok büyük etkinlik düzenliyoruz. Bunlara örnek olarak şu an bulunduğumuz etkinliğin yanında Google Developer Groups ile düzenlediğimiz DevFest Ankara'yı verebilirim. Bu etkinliğimizde yeni Google teknolojileri üzerinde 4 senkronize oturum ile 20 üzerinde konuşma düzenledik ve 1000 üzerinde katılımcıyı okulumuzda ağırladık. Bu etkinliklerimizi de tüm katılımcılara açık olarak düzenledik. Dolayısıyla sizlerden ricam bu tarz etkinliklerden haber olabilmeniz adına Instagram sayfamızı takip etmeniz olacaktır. Daha fazla uzatmadan etkinliğimize geçmek istiyorum. Pro Game Jam hepinizin bildiği üzere bir oyun geliştirme yarışması. Pro Game Jam tam olarak 48 saat sürecektir. Hepinize itch.io sayfamızın linki WhatsApp üzerinden iletildi zaten. Duyuru kanalında da paylaşacağız. 21 Mayıs 19'da itch.io sayfamız kapanacak ve herhangi bir süre uzatma, yüklenilen oyunda bir değişiklik yapma söz konusu olmayacaktır. Sunumlar size ekstra puanlar getirecek. Ekstradan kastım büyük bir yüzdesi var %20. Aynı gün kazanan yarışmacıları da açıklayacağız ve ödülleri dağıtacağız. Peki ödüllerimiz neler? Ödüllerimizden bahsedelim. Yarışmamızın birinci takımına nakit 5.000 TL'nin yanında her bir takım üyesine profesyonel GIST bileti hediye ediyor olacağız. İkinci takıma ise bilgi adamdan 50 bin lira değerinde Unity eğitimi hediye ediyor olacağız. Peki profesyonel GIST bileti nedir? Hemen ondan bahsedeyim. Gaming İstanbul nedir? Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Uluslararası Oyun ve Pazarlama Fuarı. Detaylı bilgi için internet sitesini inceleyebilirsiniz. Ben direkt profesyonel GIST bileti nedir? Bundan bahsedeceğim. Profesyonel Gaming İstanbul bileti dünyanın dört bir yanından profesyoneller ile buluşabileceğiniz bir imkan sağlıyor size. 3 gün boyunca sektörün önünde gelen yerel ve global profesyoneller ile toplantılara katılma, kendi işinizi tanıtma, iş geliştirme fırsatını yakalamak gibi avantajları mevcut. Yani stand açarak oyununuzu tanıtma, sponsor bulma fırsatı elde edebileceksiniz. Bu biletin bir avantajı da o alanda bulunan tüm etkinliklere 3 gün boyunca katılabiliyor olmanız. Konferanslara girebiliyorsunuz mesela. Tanesi 150 euro değerinde olan bu bileti birinci takımın tüm üyelerine hediye edeceğiz. İster 2 kişi olsun, ister 5 kişi olsun, herkese hediye ediyor olacağız birinci takımın üyelerine. Gerçekten önemli bir fırsat. 27 Mayıs günü sunum yapacağınız jürilerimizden olan Sayın Meriç Eryürek de Gaming İstanbul marka ve pazarlama yöneticisidir. Bunu da belirtmek istedim. Sırada sponsorumuz Pantheon var. Pantheon ekibinden Barış Bey de zaten şu an aramızda bizimle birlikte dinliyor o da. Pantheon birçok oyun girişimine ev sahipliği yapan ODTÜ Teknokent'te 2012 yılında kurulan bir girişimdir. 2013 yılında enerjisini tamamen mobil oyunlara vermeye başlayan Pantheon, bugüne kadar irili ufaklı birçok oyun geliştirmiş. Bu oyunların bazılarını yurt içi, bazılarını yurt dışı firmalar için, bazılarını da devlet kurumları için geliştirmiştir. MOBO, Legendary Team, Slot Extra gibi oyunları da kendi adına yayınlamıştır. Şu an ise geliştirdikleri oyunları milyonlarca insana ulaştırmaya devam etmektedirler. Pantheon'un da bir Discord kanalı mevcut. Onun da linkini sizlerle paylaşacağız. Hepinizi orada bekliyoruz. Bilgi Adam Akademi'ye geçelim. İş yaşamında kullanılan yazılımlar ve teknolojiler üzerine eğitim veren Bilgi Adam Akademi, alanında Türkiye'nin en köklü ve en büyük kurumlarından birisidir. Sadece teorik değil, pratik tecrübeye de sahip eğitmenleriyle sıkıcı olmayan uygulamaya yönelik keyifli eğitimler vermektedirler. Bunun yanında Microsoft, Adobe, Autodesk, Amazon Web Service, Huawei, PMI gibi lider markaların da Türkiye'deki yetkili eğitim merkezidir. Aynı zamanda Microsoft'un da iş ortağıdır. Detaylı bilgiye internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz zaten. Bünyesinde birçok eğitim barındırıyor. Gelelim jürilerimize. 4 adet jürimiz bulunuyor. İlk jürimiz Sayın Meriç Eryürek.
Ajans Vardia'nın kurucu ortaklarından birisi. Ajans Vardia İstanbul merkezli oyun pazarlaması ve oyun etkinliği yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir ajans ağıdır. Bunun yanında Melchior Yürek aynı zamanda Kalkgel ekibini biliyorsunuzdur. Pinti Panda, Pequeen, Can Sungur, Easter Gamers, Mete Özbey gibi ünlü isimlerin bulunduğu oluşum. Melchior Yürek de bu oluşumun kurucu ortaklarından bir tanesi aynı zamanda. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitelerinde İstanbul Nişantaşı eğitim vermektedir. İkinci jürimize geçersek Sayın Ataberk Palacıoğlu, siz onu Atom olarak da tanıyor olabilirsiniz büyük ihtimalle. Türkiye'de Jam denince akla gelen ilk isim diyebiliriz. YouTube'da oyun geliştirme üzerine birçok videolar da bulunuyor. Sayın Ataberk Palacıoğlu bizi kırmayıp her yıl okulumuza geliyor ve etkinliğimize dahil oluyor, destek oluyor. Jam hakkındaki tecrübelerini bize aktarıyor. Buradan kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Ataberk Palacıoğlu aynı zamanda Wendigo Games'in kurucu ortağı ve oyun geliştiricisi. Sırada Pantheon Games'ten iki jürimiz var. Sayın Barış Erdem ve Sayın Tolunay Kuş. Barış Bey Pantheon Games'te Unity 3D eğitmeni. Tolunay Kuş ise Pantheon'da koordinatör olarak görev almakta. Güzel ve yetkin bir jüri kadromuz var gördüğünüz gibi ve bu yılki Jam'de bizimle birlikte çalıştıkları için jürilerimize sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor ve yarışma kurallarımıza geçmek istiyorum. Sunucumuzda birçok hakem bulunmakta zaten görmüşsünüzdür. Hakem arkadaşlarımız arada sırada sizin sohbet kanallarınıza girecek, ses kanallarınıza girecek. Sizle muhabbet edecekler. Herhangi bir sorun olursa çözmek için uğraşacaklar. Gerekli durumlarda yardımcı olacaklar. Ve bu hakemlerin takımları diskalifiye etme hakları da mevcut. O yüzden kurallara dikkat etmeniz çok önemli bu durumda. Kuralları zaten okumuşsunuzdur, internet sitemizde var. Ben tekrar burada bunları okuyacağım, belirteceğim, sizlere anlatacağım. Küfür ve hakaret içerikli mesajlar yasaktır. Politika veya dini konular hakkında konuşmak yasaktır. Şu anda zaten konuşuyorsunuz. Sağ altta görüyorum. Hepinizin olduğu bir sohbet muhabbet kanalı var. Burası için geçerli bunlar. Sunucu içerisinde veya sunucuda bulunan üyeleri özel mesajlar üzerinden rahatsız etmek, reklam yapmak yasaktır. Dışarıdan yardım almak ya da daha önceden hazırladığınız bir oyunu geliştirmek yasaktır. Dışarıdan hazır asset ya da arayüz kullanabilirsiniz ama hazır kod parçaları kullanmak yasaktır. Aramızda mentörlerimiz de var. Mentörlerin buluşma saatlerini sizlerle duyuru kanalından duyuracağız. Mentörler sadece fikir verebilir. Takımların etkinlik boyunca Discord kanallarında bulunması zorunludur. Moderatör ve hakemler son sözü söyleme hakkına sahiptir. Bunu tekrar belirteyim. Hakemler sizin kanallarınıza girecek. Siz ekran paylaşıyor olacaksınız oyunları yaparken. Ekran paylaşımınızı izlemek isteyecekler. Gelip sizle sohbet edecekler. Uğrayacaklar. O yüzden hakemler son sözü söyleme yetkisine sahip. Bunu tekrar belirteyim. Etkinlik boyunca duyuru kanalını kontrol etmeniz gerçekten önemli. Oradan önemli linkler paylaşıyor olacağız. Önemli duyurular paylaşıyor olacağız. IEEE Hacettepe ailesi etkinlik süresi içerisinde etkinlik akışında değişiklik yapma hakkına da sahip saklı tutar. Tüm yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Tekrardan herkese katılımı için teşekkür ediyoruz ve iyi günler diliyoruz.